Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tek kek hamuruyla 4 farklı çeşit yapmayı göstereceğim. İnanılmaz pratik oluyor. Kesinlikle denemelisiniz diyorum ve geçelim kek tarifimize. Klasik yoğurtlu bir kek yapacağız aslında. Yumuşacık oluyor. Kesinlikle deneyin diyorum. Şimdi 3 adet yumurtamı çırpma kaseme alıyorum. Üzerine 1 büyük su bardağı toz şeker, yani normal su bardağına 1,5 su bardağı oluyor. Biraz vanilya, ben toz vanilya kullanıyorum ama sizler bir paket vanilya şekeri ekleyebilirsiniz. Şimdi her kekte olduğu gibi yumurta ve şekerimizi köpürene kadar böyle mikserle güzelce çırpmamız gerekiyor. Bunun birçok sebebi var arkadaşlar. Birincisi, yumurta kokusuna hassas olan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Herhangi bir kek tarifinizde kekte yumurta ve şekeri önde böyle bu şekilde köpürene kadar çırparsanız kesinlikle yumurta kokusu olmaz. İkinci sebebi ise kekinizin böyle daha içerisi havalı, dokusu daha böyle göz göz olan bir kek elde edersiniz. Daha sonrasında yarım su bardağı sıvı yağ, bir küçük yoğurt, yani bir çay bardağına eşdeğer yoğurt ekledim. Çok hafif çırpıyorum. Bir paket kabartma tozum var ve 2 su bardağı unum var arkadaşlar. Bunları eleyerek ekleyeceğim. Kekimizin temeli bu hamur aslında arkadaşlar. Daha sonrasında bu hamuru 4'e böleceğim. Mikserin düşük ayarında çırpıyorum artık unlarımı ekledikten sonra. Ve kek harcım hazır. Sizler 4 farklı çeşit yapmak istemezseniz bu kek harcını direktmen kek kalıbınıza döküp pişirebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi 4 farklı lezzet elde etmek istedim tek hamurdan aynı seferde. O yüzden hamurumu 4'e bölüyorum. Göz kararı bölüyorum arkadaşlar. Hani nasıl olsa kabararak pişecek hepsi. Birinci hamuruma 1 adet limonun kabuğu rendesi ve suyunu ekledim. 2 tatlı kaşığı kadar da un ilavesi yaptım. Çünkü limon suyu kek harcımızı biraz böyle cıvıklaştırıyor. O yüzden hepsi aynı kıvamda olması çok önemli. Eşit bir şekilde kabararak pişmesi için. 2 yemek kaşığı kadar damla çikolatam vardı. Onun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar un ilavesi yaptım. Karıştırdım ve ilave ettim hamuruma. Un ilave etmemizin sebebi damla çikolatalar kekin dibine çökmesin diye. Diğer harcına da 5 tatlı kaşığı Hindistan cevizi ekledim. Onu karıştırdım. Hindistan cevizi sevmeyen arkadaşlar başka bir kakao da ekleyebilir veya çikolata eritip de ekleyebilirsiniz. Hani istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz iç aromasını. Portakal rendeleyebilirsiniz mesela. Ceviz ekleyebilirsiniz. Hani envai çeşitli yapabilirsiniz. Böyle dörtlü bir silikon kalıbım var. Ona yerleştiriyorum kek harçlarımı. Fırınımı da 180 dereceye açtım. Isındı şu an. Ve son olarak sade hamurumu ekliyorum. Ben birine elma dilimleri ekledim. Bu şekilde. Ve 180 derece önceden ısıttığım fırına keklerimi veriyorum ve yaklaşık 40 dakika sürdü benim fırınımda pişmesi arkadaşlar. Ama her zaman söylüyorum. Neden söylüyorum derseniz her videoda, çünkü hala yorumlar çok geliyor. Kaç dakika, hani kaç derece falan. İnanın her fırın farklılık gösteriyor. Mutlaka bu şekilde bir çöp şiş yardımıyla veya bir bıçak yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. Kek çok hassas. Hani birkaç saniyeden bile çiğ kalabiliyor. O yüzden pişip pişmediğini kontrol edin. Benim fırınımda bu kalıpla 40 dakikada pişti bu kekler. Ve bilenler bilir, ben keklerimi her zaman için sıcak ters çeviririm. Böyle içinde kaldığı zaman böyle nemleniyor, terleme yapıyor. O yüzden sevmiyorum ben o dokuyu. Mutlaka sıcakken ters çeviriyorum dikkatli bir şekilde. Yumuşacık oldu kekler, gerçekten şahane. Böyle bir kalıp bulma şansınız varsa bu şekilde pişirip streçleyin, soğuduktan sonra buzluğa atın.
Elinizin altında böyle pratik kekler oluyor arkadaşlar. Ani bir misafiriniz falan gelse veya çocukların canı istese pratik oluyor. Şimdi keklerimi biraz soğuttum. Elmalı olanın üzerine pudra şekeri serpiyorum. Diğerlerini farklı süsleyeceğim çünkü. Şimdi Hindistan cevizli olanı süsleyeceğim. Gül reçelim vardı. Kayısı da olur, çilek de olur. Herhangi bir reçeli üzerine sürün. Maksat Hindistan cevizleri yapışsın üzerine arkadaşlar. Böyle yapışkan bir zemin yapmamız lazım üzerine. Hem de ekstra lezzet veriyor reçel. Hani keke yakışıyor diye düşünüyorum ben. Bu şekilde üst kısmını komple böyle reçelle kaplıyoruz ve Hindistan cevizi serpeceğim. Umarım bu tarz videolar hoşunuza gidiyordur. Hani pratik olması açısından böyle bir fikir ürettim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Hatta videoyu bu kısma kadar izleyen arkadaşlardan lütfen rica ediyorum. Bir emoji, bir yorum bırakır mısınız? Hani izliyorum gibisinden. Ben de kimler videolarımı aksatmadan izlemiş oluyor, bilmiş olurum bu sayede. Şimdiden hepinize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi geçelim limonlu kekimizin üst ganajına, sosuna daha doğrusu. Limonlu sosu bence limonlu keki bitiren, tamamlayan bir etken. Kesinlikle limonlu bir keki böyle üstünün sosu olmadan düşünemiyorum. İnanılmaz lezzet katıyor. Yaklaşık 5 yemek kaşığı pudra şekerim vardı. 1 adet limonun suyunu komple eklemedim arkadaşlar. Yaklaşık yarısını ekledim. Ona rağmen pudra şekeri içerisinde hemen eriyor. Sulu oldu. O yüzden bir tatlı kaşığı kadar daha ilave ettim. Karıştırdım. Bu kıvam benim için çok güzel. Ve sosunu dökmeden önce mutlaka kekinizin soğumuş olması önemli. Yoksa hemen eritir. Bu beyaz görüntü kalmaz yani. Üzerinin sosunu da döküyorum. Kaşıkla yayıyorum her yerine. Daha sonrasında 2 dilim limon koyacağım üzerine. Süslemek için. Artık son olarak çikolatalı sade olan kekimi çikolatayla süsleyeceğim. Kahvaltılık çikolatadan böyle 2 yemek kaşığı kadar sıkma atılan bu sıkma poşetlerine koyuyorum ve 15 saniye mikrodalga fırında ısıttım. Maksat içerisindeki çikolata böyle daha akışkan bir kıvama gelmesi için ısıttım. Ucunu makasla çok hafif keseceğim. Ve gelişi güzel böyle çizikler yaparak sade olan kekimi süslemiş olacağım. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve desteğiniz için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğinize çok ihtiyacım var gerçekten. Çok teşekkürlerimi sunuyorum şimdiden hepinize. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Videonun başında da belirtmiştim. Dileyenler bu tarifi sadece normal kek kalıbında da yapabilir. Ben farklı lezzetlerde lezzetlendirmek istedim keki. Tek hamur yaparak fikir olsun sizlere de diye. Umarım hoşunuza gitmiştir. Geri dönüşlerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.